Merhaba arkadaşlar, Bilgi Kap kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Photoshop'tan fotoğrafların çıktısını alırken JPEG uzantısıyla nasıl alabiliriz bunu göstermeye çalışacağım size arkadaşlar. Öncelikle Photoshop'u normal bir şekilde açalım. Bir de bunun avantajından kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi 50 tane fotoğrafınız var diyelim. Bu 50 fotoğrafın üzerine de firmanızın logosunu yerleştirmeniz gerekiyor. Sosyal medyada paylaşacak olabilirsiniz, web sitenizde paylaşacak olabilirsiniz. Fotoğraflarınız çalınmasın diye, kullanılmasın diye veya reklam amaçlı logonuzu fotoğrafların üzerine ekleyeceksiniz arkadaşlar. Fakat 50 fotoğraf, 100 fotoğraf oluyor bazen bu. Bu işlemi hızlı yapmamız gerekiyor. Özellikle de çıktı işlemini hızlı yapmamız gerekiyor. Fotoğrafları hızlı bir şekilde yüklüyoruz zaten. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Direkt JPEG uzantısıyla çıktı alacağız. Normalde file diyoruz. İstediğimiz dosya boyutunu seçip buradan projeyi oluşturuyoruz. Kilidini açalım. Buradan fotoğrafı aldık, attık. Sonrasında istediğimiz logoyu aldık, attık. Bu şekilde yapılabiliyor arkadaşlar. Ama bu şekilde yapıldığı zaman file diyelim, save as diyelim. TIFF olarak kaydetti. Ctrl Alt S diyelim aynı şekilde. Yani yine TIFF olarak kaydediyor. Bizim buradan JPEG'i seçip sonrasında ismini verip kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. O JPEG'i seçme kısmı özellikle çok göz yoruyor arkadaşlar. Fotoğraf sayısı arttığı zaman alttaki seçeneğe tıklıyorsunuz yanlışlıkla vesaire vesaire. Şimdi biz bu işlemi nasıl hızlı yaparız? Şu şekilde yapabiliriz. Photoshop'u kapatalım komple. Şu fotoğrafı tutup Photoshop'un üzerine bırakalım arkadaşlar. Photoshop açılıyor gördüğünüz gibi. Kilidini açıyoruz. Logomuzu alıp sabitleyelim. Ctrl Alt S yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar JPEG olarak direkt geldi önümüze. Yani başka seçenekleri seçmiyor. Çünkü biz JPEG formatıyla Photoshop'u açtık. Diyor ki sen bunu JPEG olarak kaydedeceksin galiba. Hemen hazır kısmına gelelim. Fotoğrafımızın ismini verelim arkadaşlar. Bakalım bize hız kazandırıyor mu? Ctrl Alt S hazır. 2 Enter. Hemen üçüncü fotoğrafımızı aldık arkadaşlar. Koyduk. Ctrl Alt S hazır. Üçüncü fotoğraf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde fotoğraflarımızı kaydettik. Photoshop'un normal bir şekilde açtığınızda da bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kapatalım. Farklı bir seçenek daha var. Normal açtık Photoshop'umuzu. Buradan geldik. Fotoğrafımızı aldık. Attık içine. Çift tıklayıp açıyoruz. Ctrl Alt S dedik. Gördüğünüz gibi yine JPEG olarak açıyor arkadaşlar. Önemli olan Photoshop'u JPEG dosyasıyla açmaktır arkadaşlar. Sonrasında JPEG olarak hızlı hızlı kaydedebilirsiniz. Bu size iyi bir zaman kazandıracak arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.